Altıncı faide baktım insanların bazıları bazılarına aşırı derecede kızgın. Gazap dolular. Yiyecek bitirecek. Şu zamanda müthiş karşımıza çıkıyor bunlar yani. Yiyecek bitirecek. Dedim nedir bu ya? İnsan insana düşman olması nedir? İnsan insanı mı düşman etmesi gerekir? Kur'an-ı Kerim bu konuda acep ne diyor? Baktım Kur'an-ı Kerim'e Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor. Estaizu billahi bismillah. İnne şeytana lekum aduun fettehizuhu aduva. Sizin düşmanınız şeytandır diyor Allahu Teala. Siz onu düşman edinin. O zaman insanlarla olan kavgayı bıraktım bir kenarıya. Tek düşmanı şeytan edindim diyor. Şeytana düşmanlık yaptım. Başka kimseye de adavetimi, düşmanlığımı taşımadım. Yedinci faide de diyor, baktım herkes böyle hummalı bir şekilde rızkını elde etmek için gayret sarf ediyorlar. Hayatını bütün buna yatırıyorlar. Yani öyle ki çalışmasalar açlıktan kesinlikle ölecekmişler gibi inanıyorlar. Bu da rızkı verenin kim olduğunu unutacak bir hale getiriyor onları. Sonra ben baktım ayeti kerimeye. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: Estağfirullah bismillah. Ve ma min dabbatin illa ala Allahi rizquha ve yalemu mustaqarraha ve mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Yer yürüyen canlılar, insanlar da değil bakın. Yeryüzünde yürüyen canlılar. Buna insandan ta karıncaya kadar bütün varlıklar giriyor. Koyunu da, keçisi de, sığırı da, köpeği de, aslanı da, tilkisi de, kartal hepsi. Bunların hepsinin rızkı Allah'adır diyor. Allah yazmıştır. Başka ve ya'lemu mustaqarraha ustavda bunların dünyada yaşayacağı yerlerde dünyayı terk edeceği yerlerde hepsi hepsi yazılmış. Kullun fi kitabin mubin. Levh-i mahfuz denilen kitapta bunların hepsi yazılıdır. O zaman düşündüm yani rızkı vereni unutturacak şekilde çalışmak neyin nesidir? Rızkı vereni unutturacak şekilde. Rızkı verenin Allah olduğunu unutturup da patron olduğunu, iş olduğunu, düşündürecek şekilde çalışmak da nedir? İnsan çalışacak ama rızkın Allah olduğunu unutturursa o çalışmak da iş değil. O çalışmak da iş değil. Yahu nice örnekler var bunun için. <laughs> Bir şeyi anlatırlar. Amerika'da yanlış hatırlamıyorsam çok büyük bir lojistik firmasının sahibinin hayat hikayesini anlatıyorlar. Daha önce de bir sohbette anlatmıştık bunu galiba. Diyor ki, diyor ki bu ilk önce yanlış anlamıyorsam, hatırlamıyorsam Microsoft şirketine şirketine temizlikçi olarak girmeye başvuruyor. Ondan sonra bunun başvuru kaydı alınacağı zaman buna e-mail adresin var mı diye soruyorlar. E-mail adresim yok diyor. E-mail adresin yoksa seni temizlikçi olarak bile buraya alamayız. <laughs> Çıkıyor oradan. Güzel de bir iş bulmuştu. O işte kayboldu, gitti. Şimdi bizim düşüncemize göre eyvah, rızkı kesildi adamın. <laughs> Biz öyle düşünüyoruz. İş gitti ya, rızık da gitti. Oradan çıktım diyor. Baktım orada meyve satan birilerini gördüm. Ya iki kasa alayım buradan satayım. Başladım satma. iki kasa, üç kasa, dört kasa büyüttü, büyüttü. Bu sefer buraya nereden geliyorsa bunları kamyonla ben taşıyayım derken adam oranın en yüksek şey firmasının, lojistik firmasının sahibi olmuş. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam bir anket yapıyorlar. Ankette buna soru soruyorlar. Ona da diyorlar ki e-mail adresiniz gerekiyor yalnız bu ankete katılmanız için. Adam diyor ki benim e-mail adresim yok ki. <laughs> diyorlar ki yahu koskoca <laughs> lojistik firmasının sahibi için e-mail adresim yok. Ya ben diyor e-mail adresim yok diye bu firmanın sahibi oldum. <laughs> e-mail adresi olsaydı ben de diyor. Şimdi Microsoft'ta temizlikçiydim. <laughs> Şimdi yani rızkı veren Allah olduğunu unutmamanızı gösteren çok harika bir örnek ve gerçek hayattan. Bunun gibi binlercesi var. Binlercesi var. Çalıştığımız iş güç bize rızkı vereni unutturmasın. Rızkı veren Allah'tır subhanahu ve teala. Buna baktım ve ve Allah'ın emrini tutmaya gayret gösterdim. Önüme ne iş çıktı? hakkıyla yapmaya çalıştım. Allah'ın dininden uzak tutacak işi kenarıya attım. Uğraşmadım diyor. Allah ile Allah'tan beni meşgul edecek işi attım kenarıya. Allahu Teala da heh, zaten bana ezelde yazmış olduğu rızkı bir türlü ulaştırdı Mevlamız.